Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet arkadaşlar, maç yarın ama ben yarın tatlılarına katılamayacağım ya da katılırsam telefondan katılabileceğim ancak çünkü Kıbrıs'ta olacağım. Lig maçları var. Şimdi size güzel bir haberim var. Ben iyiyim arkadaşlar. Sizlerle beraberiz, daha iyi oldum. Gece 3'te havaalanına gideceğim, Kıbrıs'a uçacağım. Dedim canlı yayın yapayım bari biraz size. Adamım da beni izliyormuş ya, Trabzon'dan. Prensesimle. Şimdi arkadaşlar size şöyle güzel bir haberim var. Biliyorsunuz Volkan hocam da izliyor. Satranç Medya'nın yaptığı çok güzel bir turnuva var. Şampiyonlar Ligi. Sabri'yle de konuştum ben. Onların bulduğu bir format. Kullanabilir miyim dedim. Tabii ki abi dedi. Kullanabilirsin. Onların formatını kullanacağım. Şampiyonlar Ligi ama Şampiyonlar Ligi'nin sistemi şöyle olacak. Takipçilerime bir turnuva açacağım ben. O turnuvada ilk 8'e giren, kaç kişi katılırsa ilk 8'e giren takipçilerimizi iki grup halinde Şampiyonlar Ligi gibi gruplara ayıracağım. O grupların haftada bir veya iki maçı olacak. O maçları ben yorumlayacağım. Oynayacaklar. Yani Şampiyonlar Ligi formatını alacağız ama takipçilerim için yapacağım ben o turnuvayı. Yani ünvanlı oyuncular oynamayacak. Takipçilerimiz oynayacak. Arda da beni izliyormuş, öğrencimiz. Sizler için bir turnuva ayarlayacağım arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi yapacağım. UEFA Kupası da mı olsun? İlk 8 Şampiyonlar Ligi yapalım. Sonra 9-16'yı da UEFA Kupası yapalım. İlk 8 az evet ama 16 kişi alırsam da çok çok uzun sürecek. Yani haftada 2 maç yapabileceğiz. Sorun değil, uzun sürsün derseniz 16 kişi alırız. 4 grup yaparız. Sizler oynayın, ben de yorumlayayım istiyorum. Böyle bir fikrim var. Sabri'nin turnuvasında Sabo Paşa diyorsunuz siz ona. Evet, Sabri'nin turnuvasında oynuyorum ben. Hafta içi benim maçım olacak zaten. Konuştuk bugün. Blackburn maçını ana izlemiştim. Ogan 11 ama bilgisayarın sıkıntısından dolayı video çok kötü olmuştu. Tekrar ana izleyeceğim. Ben size haber vereceğim turnuvayı. Şimdi biraz maç yapayım. İzleyin isterseniz arkadaşlar. Sekiz az mı? Peki 16 kişi yapalım. 4 grup olsun. Dörderden. 4 grup yapalım. Ya hile şöyle olmayacak. Sabri'lerin formatı gibi olacak. İşte Satranç Medya'nın formatı gibi olacak Sabri ile Emre'nin. Hep Sabri'lerin diyorum. Emre de beraber yapıyorlar. Hakkını yemeyelim şimdi. İkisinin formatı gibi olacak. Skype'tan kameralar açık olacağı için hile yapma durumu da olmayacak. İlhami Çiçeği tanımıyorum galiba. Maçları ayarlarız yani 15 dakika olabilir atıyorum. 3 artı 2 aynı sistem olabilir. Beraber konuşuruz. Ben bildirimde yapacağım zaten sosyal medyadan ve YouTube üzerinden de bildirim yapacağım. Orada sizlerin görüşlerini de alacağım ona göre. Berke herkes benimle fotoğraf çekildi. Şeyde turnuva alanına geldim ben 2-3 gün. Niye çekiniyorsun? Çekinmene gerek yok. Herkese fotoğraf çekildim. Takipçilerimden de gelenler vardı hatta. Yani beni gördüğünüz zaman gelip konuşabilirsiniz. Fotoğraf çekilmek isteyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Tabii ki benim öğrencilerim de katılabilir. Merhaba Yunus. Şu an 2472 galiba. Nazmi Can'la konuştuk şeyde. Türkiye Kupası'nda oynuyordu o. Yaş gruplarında son gün gelmişti. Nazmi Can'la konuştuk. Bir video yapabiliriz Nazmi Can'la ama benim kendi yoğunluğum var zaten. Derslerim var. Yani çok canlı yayına katılamıyorum ama yapabiliriz tabii Nazmi Can'la. Ne yapalım bugün? Yıldırım mı oynayayım arkadaşlar? Size turnuva mı açayım yoksa? Ama Niçes'i ayarlamam gerekecek galiba turnuva açarsam. Şimdi geçiyor. Buradan görebiliyorsunuz.
James, ben o turnuvada kendimi favori görmüyorum. Yani Mustafa çok iyi oynuyor. Şu şeyi unuttum. Penguin vardı. İsmini unuttum ya. O çok iyi. Vahap var. İyiler var yani. Ben gruptan çıkarsam iyi benim için. Turnuva mı açalım Nichess'te arkadaşlar? Alper'cim, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Stuttgart. He, Andrei Tank'tı. Evet. Yani o iyi. Mustafa iyi. Vahap iyi. İyiler var yani. Emre de var. İyi. Vahap'la Deniz'in maçı mükemmeldi. Ben gruptan çıksam yeter bana. Turnuva maçı mı arkadaşlar size Lichess'ten? Hayır, GM'ler oynamayacak benim şey. Dangerman, benim turnuvadan mı bahsediyorsun? Sabo'nun, Emre ile Sabo'nun turnuvasından mı bahsediyorsun? İsterseniz ben biraz maç yapayım size. Sizin istediğiniz açılışlarla ilgili. Sonra sizlere turnuva atacağım artık şey. Canlı yayınları bilgisayar sorununu hallettim gibi arkadaşlar. Yani bundan sonra yayın yapacağım. Sosyal medyadan duyuracaklarım da var size. Turnuva yapacaksam Sabo ile Emre'nin yaptığı turnuvanın aynı formatında ama ben sizler için yapacağım. Takipçilerim için yapacağım ben. Yani GM'ler, ünvanlı sporcular oynamayacak. Takipçilerim, turnuva oynamak isteyen bizi takip edenler arasında yapacağım. Onlar arasında Şampiyonlar Ligi olacak. Yani ünvanlı sporcular değil, sizlerin turnuvası olmuş olacak. Aynı formatta. Peki, bir dakika Lichess'e bakayım bir. İşte kaç kişi katılırsa ona göre bir sıralama yapılıyor. Zaten yapıyordur herhalde şey Lichess'te sıralamayı turnuvada. Benim sosyal medya hesaplarım arkadaşlar Facebook'ta Kıvanç Azdındaroğlu. Zaten şeylerde yazıyor, videolarda yazıyor. Çektiğim videolarda. Facebook'ta ama 5000 doldurmuştum, silip duruyorum yabancıları. Instagram'da da Kıvanç Haznedar okluydu galiba. Yani aratabilirsiniz benim isimden Instagram'da ve Facebook'ta. Twitter'da da varım, bulabilirsiniz. E, 9-10 yaşımdayken G4 oynamıştım. Orhan Dorak. Hatta resmi turnuvada oynamıştım G4. O aralar macera peşindeydik. Peki ben biraz maç yapayım arkadaşlar. Sonra tekrar konuşalım. Bir tane maç yapıyorum. Tamam. 3 artı 2 oynayalım. 3 artı 2. Oyunu kapatamadık bir türlü ya. 3 artı 2 oyna. Haydi bakalım oynayalım. Şu an satranç oynadığım site arkadaşlar chess.com. Alekin çok istediniz. Alekin oynayacağım ama bakalım neden olacağız. Rakip gelmiyor arkadaşlar. Bir saniye. 2 artı 1 oynayalım. Kurşun adres sormazmış. The Furkan, teşekkür ederim. Sizde de oynarım tabii ki. Simultane yapabilirim size.
Galatasaray tribünü yarın Titan da oynayabilirsem de telefondan oynayabilirim ancak. Kıbrıs'ta olacağım çünkü. Akşam o saatte ancak telefondan oynayabilirim. Çekim yapamayacağım yani. Bu yayında turnuva bilmiyorum yapayım mı? Bir saniye buradan ekmek çıkmadı bize. Lichess'e girelim. Artı 2. Simultan açayım arkadaşlar. Peki o zaman simultane açıyorum arkadaşlar Lichess'ten. Size 15 dakika 15 saniye yeter. Bu sefer artık tedbirliyim. Bana 30 dakika. Fazladan 30 dakika alacağım kendime zamandan kaybetmeyelim diye. Hazır mıyız arkadaşlar? Çok fazla simultane isteği geldi. Lichess'e girin arkadaşlar. Açıyorum ben simultaneyi. Maç yapıyorum da rakip gelmedi bir türlü. Arkadaşlar maç yapmamı da isteyenler var. Simultane yapma diyenler de var da. 10 dakika veririm ben simultanecilere. 10 dakika 10 saniye. Bir saniye. Yazıyorum linki arkadaşlar. Evet. Yazdım arkadaşlar size. Kaç kişi oldu? Arkadaşlar 40'ta kapatayım. Ondan sonra sizin için maçta yapayım. 49-50. Eyvah eyvah. Seçiyorum seçiyorum gelmiyor. Turnuva nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Ben şu an seçemiyorum. Kabul edemiyorum zaten. Bir gariplik oldu. Tıkandı. Arkadaşlar 50 kişi aldım. Ondan sonra maç yapacağım bir de. Bugün 2-3 saat yapabiliriz canlı yayın. Saat 1'e kadar zamanım var.
Bir saniye arkadaşlar. Öyle mi? Turnuva nasıl yapıyoruz? Ha, turnuva diyorsun. Turnuvada ben de mi oynayayım? Tamam o zaman. İyi tamam. İşte şey, bunun tahtası ha. Bir de o var değil mi? Tamam. Canlı yayında gözüküyor mu? Açtım. Dur bakayım bir. Açtım, açtım ha, açtım. Bunu ayarlamamız lazım o zaman. Tamam. Tamam oldu ha. Arkadaşlar patronla konuştum. Bahadır'la konuştuk. Biz Chess.com'a göre ben maç yapacaktım. Chess.com'a göre ayarlamıştık tahta şeylerini. Lichess'e çok küçük gözüküyor. Biraz kararsız kaldık şimdi. Turnuva mı yapalım? Simultaneden ziyade turnuva yapalım isterseniz. Sizlere. Ben de turnuvaya katılayım. Hem bende de oynama şansınız olur. Hem de bir ayar yapalım. Şeye. Buna. Ne dersiniz? Evet, 50 kişi 30 dakika olmaz. Bence de simultaneyi bir sonraki yayında yapalım arkadaşlar. Ben size turnuva yapayım. Maçlarınızı yorumlayayım sizin. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Ama bir liçesi ayarlamamız lazım. Bir müsaade ederseniz hemen liçesi ayarlayalım biz. Ha, söyleyeyim mi şifreyi? Ha, kapatın canlı yayını. Çıkayım mı? Dur. 9 QR G77 77. Sen zaten canlı yayında görüyorsun, herkes görüyor. Bir kişi girebiliyor değil mi? Hepsi girmesin bilgisayarıma. Açık kalsın bu. İşte Lichess'i de ayarlı. Lichess'in hepsinin ayarı bozuldu benim bilgisayar bozulunca ya. Anayasa atasa şuradan. Aynı oluyor. Aynı gibi sanki. Küçük küçük biraz büyütebiliriz. Sol tarafı. Ah, süper oldu böyle ya. Çok iyi tabii böyle. Bir bakalım. Biraz sağ şey sola kaydıracağız galiba.
Aynen ha. Süper, tamam. Ben şimdi turnuva açıyorum. Ben de katılacağım, değil mi? Katılabiliyorum. Oynadan giriyoruz galiba. Oyna, turnuva. Benim bu açtığım sümüte ne oldu peki? Öyle kaldı mı? Yok, başlatmadım. Tamam. Ondan sonrasını hallederim ben artık. Tamam, çok sağ ol, bana görüşürüz. Evet arkadaşlar, Bahadır'a teşekkür ediyorum. Valla benim elim ayağım oluyor Bahadır, çok yardımcı oluyor. Hemen şuradan TeamViewer'ı kapatalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, turnuvayı kuruyorum arkadaşlar Lichess'te. Yeni turnuva oluştur. Alın size süt kupası. Kaç dakikalık olsun arkadaşlar? Şuradan hemen bakayım. Kaç dakikalık olsun? Yorumlarınıza bakıyorum. Haznedaroğlu kupası diye yazdım arkadaşlar. Kaç dakikalık olsun? Link de atacağım size. Şifreyi de atacağım. Şifremiz de olsun. Sadece biz girelim. Bence 5 artı 3 olsun. Ben de yorumlayabileyim arkadaşlar maçları sizler için. 5 artı 3 mantıklı. En azından yorumlarız. Süre 45 dakika mı olsun? 1 saat oynayalım ya. Puansız olsun isterseniz. Yani şimdi hile atacaksınız. Bir mantığı yok hile atacaklar için. Amacımız satranç oynamak. Ben size yorumlayacağım. Hile açmanın mantığı yok. Puansız olsun. Ama buna... Şifre nasıl koyabiliyoruz? Şifre. Peki puan dediniz, puanlı yapıyorum. 5 artı 3. Altmış dakika az mı diyorsunuz? O zaman 3 artı 2 60 dakika yapalım. Şifre arkadaşlar. Hazindaroğlu Akademi şifremiz, tamam mı? Bakın görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz Hazindaroğlu Akademi. Şuraya yazayım. Tamam, çok fazla puansız yazdınız. Puansız yapalım hadi. Çok önemi yok arkadaşlar. Puanın puansız olmasının. Yeni bir turnuva oluştur dedim. Evet, ben katıldım. Hadi bakalım. Ben de oynuyorum.
5 dakikamız var, gelin. Bir saniye, URL'yi paylaşıyorum sizle. Evet arkadaşlar, turnuva adresimizi paylaştım. Eyvah. Joseph Henry Blackburn. Gelin gelin. Güzel bir turnuva yapalım. Link attım arkadaşlar. Bir daha atıyorum linki. Turnuva linki. Evet, oynamayacaklar da izleyebilir. Ben kendi maçlarımı da yorumlayacağım izlerken. Şifreyi de yazıyorum. Yazmıştım. Haznedaroğlu Akademi. Yani İngilizce karakter. Haznedaroğlu Akademi. E 10 kişi olduk arkadaşlar, gelin. Çok az kişiyiz. Ne 10 kişi ya, pardon, 137 kişiymiş. Ben görmüyorum bile. Yukarıya 140 kişi. Süper. İkonu gösteriyor ya. Evet, 2,5 dakika sonra başlıyor turnuva. Dakikamız kaldı. 159 kişi. Berserk dediğiniz nedir arkadaşlar? Ben onu bilmiyorum. Kapatın dediniz. Kapattım. bir kişi olduk. iki. Ha gayret. 250'ye ulaştık canlı yayında. 242. Ha, süre fedası mı? Neyse, onu öğrenmiş oldum. Tamam, bir dahakini açarım. Ben böyle turnuva yaparım size ya. Turnuva yaparız, simultane yaparız. Bilgisayar sorununu da hallettik. Akşamları yaparız böyle bir iki yayın. Şifre Haznedaroğlu Akademi, bitişik şekilde. Linki tekrar paylaştım arkadaşlar. Sağ olun arkadaşlar. O sizin güzelliğiniz. Var ya ödül, ikinci ile üçüncüye kitap hediye edeceğim. Ben birinci olacağım için ikinci ile üçüncüye kitap hediye edeceğim. En azından bir kişiden yırttık. Haydi bakalım arkadaşlar, başarılar.
Umut crazy. Direkt 2400'de başladık ya. Vezirde 4 oynayalım. A6. Karsen gibi oynayalım H3. Şimdi bu fil sıkıntılı. Bu fil nasıl gelişecek? Bu açılışın temel mantığı bu. C4 mi oynasam kale devri? C4 oynayayım ya. Kale D1. Bir de kale B1 oynayalım. Alan üstünlüğü bizde arkadaşlar. Alan üstünlüğü aldık. B3, fil B2. Gelişimimizi tamamlıyoruz. Bazen vezir A5 oynuyorlar. B3 oynayınca at G4 oynuyorlar. Sonra C3'ten değişim istiyorlar. Vezir A5'e A3 oynayacaktık. Vezir C diye B3. At D5 de oynanabilir burada. Ama B3, fil B2 bir çıkalım. Ya bu turnuvada çok iyiymiş. Ben kendi öğrencilerime de açarım böyle turnuva. B6. Fil B2 çıkalım. Şimdi at D5 istiyorum. Kale C1 gelip at D5 oynamak istiyorum. Yani bu açılışta sıkıntı vezir ve fil oluyor. H3'te oynandığı için. Erken H3 o yüzden iyi oluyor. Fil G4 gelemiyor. D7 fili ve C7 veziri sıkıntı oluyor. Ya tabii şimdi siz turnuva oynuyorsunuz yalnız. Ben konuşuyorum da diğer arkadaşlar etkilenmesin. Doğru. O zaman benim hamlelerimi göreceklerse şöyle yapayım. Numara yapayım. Kale C1'de geldik mi? Şimdi at D5 oynadığımız takdirde B2 boşta kalıyor. O yüzden bir fil A1 oynamam gerekecek. Herkes katılabiliyordu arkadaşlar. Sizler için turnuva açmıştım. Bir daha açarım sizin için turnuva. Öğrendim. Yani çok yoğun çalışıyorum. Derslerim var. Yeni kitap çıkartıyorum. Açılış kitabı hazırlıyorum. Başka projeler var. Ama öğrendim bunun nasıl yapılacağını. Ben size turnuva yaparım ya. Siz isteyin. A5 çok beğenmedim. B5 karesini de zayıflattı. Şimdi benim bu D5 karesine oturmam gerekiyor. Oturalım böyle. E7 piyonu geri kalmış piyon gibi olacak. E ile aldığımda. Şimdi A1 alamıyor çünkü ara hamle C6'yı almak var. Taş kaybediyor. O yüzden fil G7 şimdi alabilirim. Şimdi A3 oynadığımda at A6 at C5 gelmek istiyor. Burada biz kale D4 hesaplıyorum. Kale D4 bir saldırı yapsak kale D4, kale H4 ile. D5, şey E5 sürebilir mi kale D4'e? E6'yı aldığında kaleyle alacak. Vezir D2 geleceğiz. Evet, kale D4 güzel hamle ya. Saldıralım. Kale H4. Okla gösteriyorum. Derslerimi Skype üzerinden veriyorum. Aydın'da yaşadığım için yüz yüze verdiğim öğrencilerim de var ama Skype üzerinden veriyorum arkadaşlar derslerimi. Sosyal medyadan, Instagram'dan ve Facebook'tan soranlar oluyor. Maalesef yoğun bir öğrenci grubuyla çalışıyorum. Yaş grupları da güzel geçti. 16-18 tane öğrencim var şu an. Hiç zamanım yok gibi neredeyse.
İşte ders veriyorum, kanalla ilgileniyorum, proje kapsamında illeri geziyorum, kitap çıkartıyorum, başka projelerimiz var. Evet, şimdi H5, kale H4 oynama ihtiyacı hissediyorum ama at G5, fil H5 de var. Karar veremedim ne oynasam. At H4 başka bir fikir. A3 oynayayım. G6 hedef şimdi. Hedef G6. Arkadaşlar artık buradan dönüş yok. Onu da mı alsam diye düşünüyorum ama. Fil G6 alsak mı? Ne oldu? Ha, şey gitti birden. Ş6 oynasaydı daha iyi olurdu. Bunu da alacağız. Ama yok ya. Böyle alayım. Şimdi kale F4. Vezir G6. Şu an olmuyor mesela. Kötü kaybediyoruz ama demokrasilerde çare tükenmez. Ha, bizim de zamanımız az. Gelelim böyle. Kandırmaya çalışacağız artık arkadaşlar. Peki kale E6 alsam? Kale F7 olmuyor. Vezir D3. Ama buna şah çeksem böyle. Veziri kaybetti. Kale C4 alamıyor. E8 boşta. Bundan dolayı. Ama E7'yi alacağız. Bu daha önemli piyon. D6. Bu kazanç oldu. Tabii G6'ya almak şey değildi. Kandırdık biraz. Güzel oynadı ama. Umut crazy'ydi galiba. Güzel oynadı. Bravo. E4 oynayalım. Ben niye beyaz oynuyorum sürekli? Buna D3'te oynuyorduk. En ideal yol bu. Peki H3'te oynayalım. Evet, bu tip durumlarda mesela erkenden D5 tepkisi veriliyor biliyor ama D5'te ilginç bir varyant var. Fil B5 oynanıyor E5 piyonuna baskı için. Fil B3 de çekilebiliyor. At F1, at G3. Rokumuzu da atalım.
file üste çıkalım. Tamam. Sicilya E6-6 ile oynayacağım arkadaşlar. Şu an kaç kişiyiz canlı yayında? 262 kişi. C6. Ataş 2 oynayalım. Ataş 2'nin mantığı vezir F3'e gitmek istiyorum ben. Vezirim de atağa katmak istiyorum. Ama şimdi böyle gelirsem vezir H5. At F6 oynarsa vezir G6 oluyor mu acaba? Acaba at F6'ya vezir G6 oluyor mu? Düşünün bakalım. Şimdi ama vezir at F6'ya vezir G6 olmuyordu. Çünkü D5 oynadığı zaman vezirim düşüyordu. Ama şimdi vezir G6 hamlesi olabilir. Fakat burada vezir G6'dan ziyade ben vezir G6'ya D5 oynayacak. Bundan dolayı vezir geri kaçtığında C4'ü alacak. Fil H6 ile başlamak istiyorum. Evet, yayını beğenirim arkadaşlar. Önemliymiş beğenmek. Herkes ulaşsın lütfen. Ya Berserk'i ben bilmiyordum. Kapatın diye yazdınız. Ben de kapattım. Puansız istedi herkes arkadaşlar. Puanlı deseniz puanlı yapacağım. Siz ne derseniz. Yani bizde hizmet sınırsız. Puanlı diyeyim puanlı yapayım. Puansız diyeyim puansız yapayım. Taş 5 oynasam matı nasıl engelleyecek acaba? Vezir G5 oynamak zorunda kalacak. Taş değişim benim işime gelir. Ben 2 piyon önde miyim şimdi? Kaçalım ya boş verin. Titles Arena yarın arkadaşlar. Ben telefondan oynarsam oynayabilirim ancak. Çekim yapamayacağım. Kamil Günay 3,5 yaşı çok ideal. Yani başlayabilirsiniz bence 3,5 yaşında. 3 yaşında daha iyi başlanabilir. İdeal bir yaş çünkü. Şu at G4 gidelim. Ne yapabilirsiniz? Hani soru çözdürerek böyle taş yeme, koruması taş, bu adımlar var. Satranç Akademisi adım 1, adım 2. Onlar çok yararlı olur o yaş grubu için. Bir de sosyal medyadan bana ulaşabilirsen bir kitap daha var. Bizim kendi yayınımız. Tavsiye ediyorum ben onu genelde. Çoğu kişiye. Güzel kitap. Şöyle bekletim kale F4'e. Bu arada hiç maçı yorumlamadık biz ya. Evet, 2 piyon öne geçtik. Fil D8'i beğenmedim. Fil burada gayet güzel baskı yapıyordu. Neden o fili kötü bir çapraza gittik? Gerek yoktu gitmeye. Şimdi biz artık F4 ile açabiliriz oraları.
Arena yazmadım ki Hazındaroğlu Akademi değil mi? Hazındaroğlu Kupası yazdım başta. Title Arena diye mi açılmış? Hazındaroğlu Kupası Arena işte başlık. Title Arena değil. Değişelim artık her şeyi ya. Taş öndeyiz. Bağlantımız gitti. Sonunda siyah olduk ya. Bakalım ne gelecek at F3 at F6'dan sonra. Aydın'da yaşıyorum. Ha, YouTube'daki başlığı diyorsunuz. Ya o çok eskiden kalma. Canlı yayın yapmıştım. Title Arena canlı yayını. Oradan kalmış. Başlığı değiştirmemiş miyim? Unuttum herhalde. Niye ya? Kim kaç puan? Herkes ikişer maç yapmadı mı? 5 maç yapanı gördüm ben. 2 2 2 2 diyordu böyle. Nasıl yapıyorsunuz ya bu kadar zamanda? Benim rakiplerim düşünüyor hep. Şifre Haznedaroğlu Akademi. O 300'ü gördü ya canlı yayınım sonunda. Artık 600 lira 900 lira arkadaşlar. Şifre Haznedaroğlu Akademi. Küçük harflerle. D5. Biz E5 oynarız buna. Ayhan Görükmez 5 yaşındaki özellikle kız olması çok önemli. Çünkü daha rahat, daha hızlı derece alabiliyorlar. Taşların hareketlerini biliyorsa hesap gücü. Sürekli hesap gücü üzerine çalışmanız çok hızlı ilerletir kızınızı. Ya Eyüp başlığa taktın ya. Al değiştireyim ya senin için. Nerede başlık nerede? Al Eyüp'cüm ya değiştirdim. Sen iste yeter ki. Ay nereye girdim ben ya? Neredeydi bizim turnuva? Beynim döndü. Fahri Besnek sadece satranç ile ilgilenmiyorum. Müzikle ilgileniyorum. Piyano kursuna gidiyorum. 1,5 ay oldu. 2 aydır bateri kursuna gidiyorum.
Çok kitap okuyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Yani sadece satranç yok hayatımda. Gezmeyi seviyorum. Yemek yemeyi acayip seviyorum. Öyle böyle değil yani. Yemek yeme tutkum. Şimdi şu vezir F6 gelmesini istemiyoruz arkadaşlar. Bir vezir E7 oynayalım. Çocuğum var, evliydim. Boşandım. Bir tane kızım var. 6 yaşına girecek. 38 yaşındayım. Atalıkla aramda bir olay yok. Atalık herkese sataşıyor, laf atıyor. Benim kendisi, yani muhatabım değil benim. Herhangi bir görüşmüştüm yok, oturmuştum. Zamanında milli takımdayken oturuyorduk da yok, arkadaşım yok. Yani canı sıkıldıkça insanlara laf atan birisi, insanları ezmeye çalışan birisi. Satrancına saygı duyuyorum ama diğer şeylere de saygı duymuyorum. O yüzden muhatap olduğum birisi değil. Yani laf attıkça ben cevabını veriyordum. Artık onu da yapmayacağım. Yazsın dursun kendisi. İşim var, gücüm var benim. Satrancına saygı duymaya devam ediyoruz atalığın. O kadar. Arkadaşlar her şeyi sorabilirsiniz. Ben açık yüreklikle cevaplarım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. O sizin güzelliğiniz. Çocuklarımızla satranç noktasında neler yapmalıyız? Öncelikle baskı altında hissediyorlar kendini çocuklarımız. Baskı altında hissetmemeleri için çocuklarımızın satranç gelişimlerini antrenörlerine bırakalım, hocalarına bırakalım. Ne yapsak burada ya? Piyonlar beyazda kaldı. Değişelim bari vezirleri. Suat Atalık Türkiye'nin ilk büyük ustası arkadaşlar. Yani çok kuvvetli bir oyuncu. Tabi biraz yaş ilerlediği için düştü elosu. Ama yani dünyanın tanıdığı bir oyuncu. Önemli bir oyuncu diyebilirim. Şimdi bir çıkalım bakalım, bir deneme yapalım. Niye benim yeniden bağlanıyor sürekli ya? Bağlantımda sorun var. Burası kritik. Evet, C5 oynaması lazımdı. Ben bir deneyelim dedim. B6 oynamadım bilerek. Şahım C5'e girdikten sonra artık kötü burada. C5 oynaması gerekiyordu beyazların. Şimdi artık biraz sıkıntı yaşayabilir. B6'mızda oynayalım. Piyonların beyazda kalması sıkıntı olabilir. F5'imizde oynayalım. Peki, gelelim böyle. Aslında ben niye B5 sürmedim? Bu zor tabii kazanmak bunu.
Nasıl kazanacağız ki? Kazanamıyoruz. Bir tane bir şey deneyeceğim. Evet. Şimdi fil C6 gidelim. Değişelim bakalım. Her şeyi öğretmedim öğrencime ki. Kaybettim. Benim bayrağım düştü az önceki oyunda arkadaşlar. Bağlantım ya bağlantı gitti. 12 saniye 15 saniyede sonra bayrağım düşmüş. Turnuva şifresi küçük harflerle Haznedar Oklu Akademi bitişik şekilde. Ömer Efe ne yaptın? Her şeyi verdin. Verdi Ömer Efe hepsini. Tahtanın ortasında iki tane at mat yaptı. Çok ilginç bir konum. Alın size aleyhin arkadaşlar. Aleyhin istiyordunuz. Yayın şu an var değil mi arkadaşlar? Bende de bir gitti geldi.
Niye ben Kale E8 oynadım ya? At D6 oynayacaktı zaten. Şimdi fil A3 oynayacak. Kale E8 niye oynadım anlamadım. Hakan Çevik o ne ya? Mamadou Niang şifre. Haznedaroğlu Akademi şifre. Satrançla beraber de taktikleri yok arkadaşlar ya, kazancı oynayın. Şunu oynayalım artık. O fil canımı sıkıyor. Deniz'e hiç iyi şeyler düşünmüyorum. Yani kendi işime odaklandım o yüzden. Burada çok eşit oldu ya. Sakal bırakmaya başladım tekrar arkadaşlar. Maç yapmak isteyenlerle yapabilirim. Öğleden sonralarım boş oluyor. Pazartesi günleri. Arkadaşlar. Şu F3 gelsene. Fil çiftini neden hemen verdin? Ama berabere bu. Bir şey yapamıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Eyüp, rahatladık değil mi? Başlığı değiştirdik. Tamam, berabere. İlk üçte kim var ya? Nasıl bu kadar maç yapmışlar ya? Bana sosyal medyadan ulaşın arkadaşlar. Instagram, Facebook. Facebook'ta arkadaşlık teklifleri gelirse şey yapacağım. Yabancıları göndereceğim. İngiliz isteyen vardı ya, İngiliz oynayan. Yazın maç yapmak isteyenler. Pazartesi günleri öğleden sonra müsait oluyorum. Diğer günler hem spora gidiyorum hem de müzik kursuna gidiyorum. Piyano ve bateriye. Spora da başladım arkadaşlar. O göbek edecek. Beni turnuvalarda göbeksiz göreceksiniz artık. Vallahi biz yaşlanmışız ya, gençler oynuyor. Gençler oynuyor arkadaşlar. O Kozmos. Selamlar. Bir kamp daha yapacağız sizle. Mart, Nisan gibi. Geleceğim Kozmos'a. İtaçi ne yazdın ki cevap vermemenizin diye yazmışsın. Görmedim. Bir daha yaz sorunu. Göbek gidecek arkadaşlar.
Yani sence okumama ihtimalin var mı Itachi? Öyle bir soru sordun ki sen şimdi bana. Okumama ihtimalin var mı sence? Eylül Çınak'ta Türkiye Kupası'na katılmadım çünkü gereksiz bir turnuva. Neden gereksiz? Yıllardır ben oynuyorum Türkiye Kupası'nda. Türkiye Şampiyonası'nda oynuyorum. Artık oynamıyorum. Milli takım neye göre seçiliyor belli değil. Kafalarına göre milli takım seçiliyor. Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası'nın hiçbir önemi yok. Normalde bir ülkenin şampiyonası milli takım seçer. Hadi milli takımı seçmiyorsan bile Türkiye şampiyonu milli takıma almalısın. Ülke şampiyonu sonuçta. Herhangi bir ülkenin şampiyonu milli takıma girer. Amerika yapıyor. Amerika şampiyonluğunu yapıyor. Bütün büyük ustalar katılıyor. Burada milli takım yıllardır belli ki iyi bir milli takım. Ben milli takıma kötü demiyorum. Hak ediyor da hepsi. Ama sistem yok. Neye göre milli takım seçiliyor? Neden turnuva yapılıyor? Ödüllü bir turnuva Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası. Tamamen değersizleşti ülke şampiyonası bana göre. O yüzden artık katılmıyorum o tür turnuvalara. Zaman kaybı benim için. Kaç yıldır? 32 senede satranç ilgileniyorum arkadaşlar. İzmir'de değil arkadaşlar, Aydın'da yaşıyorum. Neyse biraz heyecan katalım maçlara. Evet fotoğraf çekilmiştik arkadaşlar. Çekildiklerimiz var. Mehmet Kamçı dünya şampiyonu. Nasıl olayım artık? 38 yaş çocukluktan kalma bir alışkanlık olması gerekiyor. İvançuk'ta biz bir kamp yapmıştık öyle söylemişti. Yani benim bir hedefim yok zaten işte turnuva oynamayı seviyorum. Elo, UKD beklentim yok. Öğrencilerim gittiği turnuvalara gidiyorum genelde. Öğrencilerim olduğu için oynuyorum. İşte başkentte ben hiç mesela rakiplere dahi hazırlanmadım. Öğrencilerimle hep vakit geçirdim. Onlarla analiz yaptık, oturduk, eğlendik. Çok rahat birinci olmuştum. İlginçtir. Hiç hazırlanmadan hem de. Ordu'ya gideceğim büyük bir ihtimalle. 29 Nisan 5 Mayıs. Orada da öğrencilerim oyuncağı için gideceğim. Onların olduğu yerlerde oynamayı tercih ediyorum genelde. Alper Kara özelden yazabilirsen Instagram'dan konuşabiliriz. Kendinizi geliştirmek için satranç çalışmalısınız. Hesap gücünüz gelişmeli. Sürekli soru çözmelisiniz. Kanalları takip edin. Benim kanalım var. Satranç Medya var. Satranç TV var. Nazmi Can'ın kanalı var. Çok güzel kanallar var. Başka kanallar da var. Hepsinden faydalan. Yani şey değil. Hepsine üye olmanız hem onlar için iyi. Hem sizler için iyi. Üye olmak güzel bir şey. Hepsine üye olun. Üye sayısını arttırın arkadaşların. Satranç çalışarak gelişen bir spordur. Ne oynayalım ya? Ne oynayacağıma karar veremedim. Konya'ya valla yani kamplara gidiyorum ben normalde. Ben niye Atiye ikna edeyim ki? Kamplara gidiyorum normalde. Konya'dan davet gelirse gelirim. Her yere gidiyorum. Ama bu sene hedefim 65 tane il gezdim. Gitmediğim iller. Şu an 81 diyebiliyorum ben ama yeni iller var mı? 81 il var. Gitmediğim illere gitmek istiyorum. Sıra bizde değil mi ya? D5 niye süreceğiz ki? Hadi sürelim D5.
Genç gösteriyorum değil mi? Kayseri'ye geleceğim galiba. Yaş gruplarında bir görüşme yaptık. Kayseri de grup çalışması yapacağız yine. Bir kamp yapacağız. O benim şam ne kadar zayıf öyle. Kandırdık. Bak ya, yapılır mı? Kayseri'ye geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Nazmican'a söyledim. Yani Nazmican'la bir C5 E6'lı sistem isteyen vardı. Şu an neredeyim ben? Aydın'dayım şu an. Nazmican çok tatlı gülüyor ya hakikaten. Çok güzel gülüyor. Ya maçtan ücret alır mıyım ya? Yani arkadaşlar ben şu kanalı açarken çok ciddi bir parayı almayı reddettim. İllere gidiyordum. Sizler yararlanın diye. Yani para için yapmıyorum bu kanaldaki yaptığım şeyleri. Sizle de maç yaparım yani. Para niye alayım ben? Deniz Uzay, bu tip turnuvalarda nasıl hazırlanırsın? Genelde artık son hafta olduğu için, bir haftan kaldığı için açılışlarını kontrol edersin ve hesap gücünü geliştirecek sürekli soru çözüp pratik yaparsın, maç yaparsın. En iyi hazırlanma yöntemi budur. Turnuvaya bir hafta kalmışken. Ekstra bir şey yapmana gerek yok. Pratik yap, soru çöz, açılışlarını bir kontrol et. Satrancı bırakmayacağım. Eğer Yusuf onu soruyorsan satrancı bırakmam. Satranç benim hep hayatımda olacak. Oyunculuğu artık eskisi kadar oynamıyorum. Öğrenci yetiştirmek daha çok hoşuma gidiyor. Başka projelerim de var zaten satrançla ilgili. Her zaman hayatımda olacak satranç. WhatsApp grubu yok. Ben çok yoğun çalışıyorum. Yani o yüzden sosyal medya sadece istiyorum. Öyle telefon numaramı veremiyorum. Çünkü sürekli ders yapar vaziyetteyim ve proje yapar vaziyetteyim. Hani Türk Satrancı için. Zaten WhatsApp'tan bütün bildirimleri kapattım arkadaşlar ben. Bana herhangi bir şey attığınız zaman Instagram'dan, Facebook'tan girmezsem sosyal medyaya göremiyorum. WhatsApp'tan bir şey yazdığınız zaman girmezsem göremiyorum. Çünkü çok fazla yazan oluyor. Hepsine cevap yetiştiremiyorum artık. O yüzden bildirimler kapalı bende. Valla Ankara'dan hiç talep gelmedi yani. Ben Ankara'da 30 sene yaşadım. Sonra bir sene daha yaşadım. Bir kampla ilgili bir talep gelmedi. Dersle ilgili oradan var. Milli sporcum var oradan. Yetiştirdim. Ama talep gelmedi. Kamplar nereden gelirse gidiyorum talep. Aydın'da kurs vermiyorum. Arkadaşlar satranç nasıl çalışılmalı? Hesap gücünüzü geliştirmelisiniz satrançta. Öncelik bu. Hesap gücünüzü geliştirin. Pratik yapın. Bakın bir sürü kanal var. Ben sadece eğitim üzerine yapıyorum kanaldaki çalışmalarımı. Gördüğünüz üzere. Eğitim gelişsin diye, satrancınız gelişsin diye bilgi üzerine yapıyorum sadece. Benim kanalımdan bu anlamda yararlanabilirsiniz. Diğer kanallardan da yararlanırsınız tabii ki. Gelişim için. Vezir F6 engelleyelim. Hesap gücünüz gelişir. Açılış çalışmak biraz zordur. O yüzden ben pratik oynuyorum. Pratik oynarken açılışları anlatıyorum. Sizlere yararlı olsun diye. Pratik satranç sizin için iyi. Açılışları görmeniz için. Onları takip edin, izleyin. Teorik olarak açılışları yani mutlaka bir bilenin göstermesi lazım ya da kitaptan çalışmanız lazım. Ya da chessbase kullanın, maç inceleyin. Sürekli maç incelemeniz lazım iyi oyuncuların.
Kamil Günay, yani yeterli sayı toplanırsa gelirim tabii ki seve seve. Zaten gidiyorum çoğu yere. Seviyorum gitmeyi de. Zayıf karenin şimdi devamı gelecek arkadaşlar. Zayıf kare bizdeyken nasıl oynamalıyız? Onu çalıştıracağım size. Fikirleri bilmeden maç incelemek faydalı olmaz ama en azından hamleler aklınızda kalacak. Belli bir hamle sayısı aklınızda kalacak açılışlarda. O önemli. İşte açılışlar oyun ortasına nasıl geçeceğinizi de iyi oyuncuların maçlarını inceleyerek. Mesela atıyorum aleyhine inceleyeceksiniz. Aleyhine oynayan Topalov oynamıştı. Meşhurlardan Kıvanç Azdınaroğlu var oynayan. Onların maçlarına bakın. Oyun ortasından oyun sonuna nasıl geçmiş? Onlara bakın. Fikirleri öyle öğreneceksiniz. Kampla ilgili bilgi verebilirim tabii ki arkadaşlar. Bana sosyal medyadan ulaşırsanız, ya çünkü ben bu tür şey yerlerde ücret konuşmayı sevmiyorum. Ben bir şöyle geleyim de mat olmayalım. Ben günde 15 saat çalışıyorum arkadaşlar. Sadece satranç değil ama. Günde 15 saat kitap için çalışıyorum. Kanal için analiz yapıyorum. Öğrencilerim için her sene yeniliyorum. Metodumu geliştiriyorum. Yani günde 15 saatim satrançla geçiyor neredeyse. Yedi saat, 8 saat uyuyorum. Yani 8 saati geçmiyorum normalde de. Yaş gruplarından sonra biraz yorgunluk oldu. Biraz fazla uyudum ama ben yani 8'de falan kalkıyorum en geç. Erken kalkmaya alıştım. Güne erken başlıyorum hep. Sabri mesela bana çok mesaj geldi. Ben çok paylaşmıyorum. Yani reklam da yapmıyorum kanalın reklamda şey anlamda. Çok fazla mesaj geldi. Mesela 1200'lük bir arkadaşımız bir turnuvada il birincinde 1900'leri yenmiş. Türkiye yaş gruplarında sadece benim videoları izleyerek milli takıma giren çocuklar olmuş. Hocaları olmayan. Gerçekten sadece bu kanalı izlemeniz dahi. Diğer kanalları izleyin. Abone olun. Bu güzel bir şey. Sadece bu kanalı izlemeniz dahi satrancınızı geliştirecek bir şey. Bunu en azından fark ettim. Çok çok fazla mesaj geliyor bana sosyal medyadan, Face'ten olsun, Instagram'dan olsun. Bu da beni mutlu ediyor. Zaten amacına ulaşmış oluyor bu kanal. Hedefimiz de buydu. Benim hedefim buydu daha doğrusu. Atımızı kaçmayalım, şah çekelim. Boştaki her şeyi alıyoruz. Niye B7'yi verdik ki? Kitaplardan çalışın bir yere kadar geliyorsunuz arkadaşlar. Mesela 1200 seviyesi için benim sistemim kitabı vardı. Şimdi Selim abinin çıkarttığı, Selim Gürcan'ın çıkarttığı kitap var. Satrançta ustalık kursu. Çok güzel bir kitap. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir kitap. Çok yararlı. Yani 1300-1800 arası oyuncular için ideal olduğunu söylüyor. Fakat 1000-1300 için de çok ideal. Ben çok beğendim kitabı. Kesinlikle o kitaptan çalışın. Benim sistemimden çalışın. Kendiniz de çalışabilirsiniz. Satrançta turnuva hazırlığı. Satrançta ustalık dersleri. Bunları mutlaka çalışmalısınız. Tabii ki savunmaları da anlatırım.
Bu turnuvada ilk üçe girenler bana ulaşsın sosyal medyadan, Instagram veya Facebook'tan mesaj atabilir. Ulaşsın. İlk üçe kitap sözüm vardı. Ben birinci olacağım dedim, olamadık bile. Birincinin yakından uzağından geçemedik arkadaşlar. Yine bizim bağlantı gitti. Niye F4 kaçtık ki? Fil G6'ya kadar kaçmam lazımdı. Hadi elimizi bir açalım. Sekiz tane maç yapmışım ben ya. Bu ne? Turnusol bu kaç maç ya? Oo, Blazing'e bakın. Kaç tane maç yapmış? Bu turnuvayı öylesine yaptım arkadaşlar. Ben bu Şampiyonlar Ligi dediğim turnuvayı yapacağım size. Sizler oynayacaksınız Şampiyonlar Ligi. Tekrar bahsedeyim. Şampiyonlar Ligi'nde sizler oynayacaksınız. Sizlerden dereceye girenleri ilk 16 alacağız. Yani Sattanç Medya'nın Sabri ile Emre'nin yaptığı turnuvayı ünvanlılar değil siz oynayacaksınız. Aynı formatı ben yapacağım. Sabri ile ben Emre'den de izin istedim. Çünkü onların format. Kullanabilir miyim dedim. Tabii ki abi dediler. Abi ne demek, üstünde para verelim dediler. Şaka bir yana tabii ki kullanabilirsin dediler. O formatı kullanacağım. Sizler oynayacaksınız. Ben maçlarınızı yorumlayacağım. Şampiyonlar Ligi ilk üçe girene de benim ödülüm olacak. İlk üçe girenler de birinci benimle baş başa yemek yiyecek. Şaka bir yana ilk üçe girene kitap hediye edeceğim. Osman Korkmaz, bunun zaten bildirisini yapacağım ben. Yayınlayacağım sosyal medyada. Katılacaksınız. O yüzden sosyal medyadan takip edin beni. Instagram olsun, Facebook olsun. Ali sen ne yaptın ya? Ayağıma kurşun sıkacağım şimdi. Yanlışlıkla sizden birisi şampiyon olursa nasıl bir romantik yemek yiyeceğim sizle? Peki şöyle bir şey yapabilirim size. İlk üçe girene evimde mangal davet edeceğim. Bu hafta oynamayı planlıyorum Satranç Medya'da arkadaşlar. Yok ya, niye dalga geçin? Mangal yapacağım size diyorum. Mangal yapacağım diyorum, beğenmiyorsunuz ya. Ama o taş boşta kaldı. İbrahim. Ya tamam. Biletinizi de ben alırım sizin ya. Ayıp ediyorsunuz.
Aa ben de fili boşta bıraktım ya. Hiç söylemiyorsunuz var ya. Bak ya kaleye 1 oynayacaktık. Kaleye 8 oynattık rakibe şimdi. Mangalı ben yapacağım size ya. Lütfen. Mangal ustasıyım. B piyonu almak daha iyi ya. Ben sizlere muhabbet ediyorum ya şeye bakıp duruyorum. B piyonu almak doğrusu zaten. B ile almalıydım. Magnus bağlantım gitti benim. Bağlantı gitti arkadaşlar. Samimi bir arkadaşım benim Nazmi Can. Şu an yayında mıyım ben?